Hazır mısın Arda? Hepimiz hazırız. Hop hop hop. Sakin ol. Ve o elindeki yayı sakince yere bıraksın lan kardeşim. Gerçekten inanmışlar. Şunların suratlarına bakın. Ne diyorsunuz sizce? Neye inanmayacağız? Diyorum ki bu mücadele, bu düello yalnızca iki başkan adayı arasında olacak. Ne oldu? Korktun mu başkan? Neyse, ben yerime geçeyim. Ha, bu arada iyi şanslar. İhtiyacın olacak çünkü. Arda, rakibin seni kendinden zayıf görüyor. Ama bu onun zayıflığı. Sen bu hataya düşmeyeceksin. Rakibini ne kendinden üstün gör ne de aşağıda gör derdi pirim. Sen ona değilsin. Yapman gereken tek şey buna inanmak. Ne demiş atamız Bilge Toyunkuk? Üzerimiz ateş gibi kızmış halde geldiler. Savaştık. Onların iki kanadı bizim yarımızdan fazlaydı. Korkmadık, savaştık. Oho! Hani vakit geçiyor biliyor musunuz? Ve benim vaktim çok değerli. Evet. Düelloya davet eden biziz. Kuralları da biz söyleyelim. Toplamda 3 tane atış yapılacak. En yüksek puanı alan kazanır. Hadi Arda. Hadi Arda. Haydi Arda. Hadi centilmenlik bende kalsın. Önden başlasın. Ardacık iyi başlayamadı. Yazık. İkinci atışlar. Ve şimdi sırada son atışlar. Thank you.
Sen kazandın. Üzülme. Sen elinden geleni yaptın. Biz seninle gurur duyuyoruz. Üzülme Arda. Açıkça şunu belirteyim ki hayatımda kazandığım en kolay galibiyet oldu. Ama yine de çok teşekkür ederim. Şimdi sizlerden düşünmenizi istiyorum. Sizce okulumuzu temsil edecek kişinin okçulukta da iyi olması gerekmez mi? Fakat şu arkadaşta böyle bir özellik var mı? Yok. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz ki bu arkadaşın olsa olsa ancak okul paylaşıcısı olur. Sizi güldürebildiğime sevindim. Ben de bunu vaat etmiştim zaten, değil mi? Ama size başka şeyler de vaat ettim. İçimizden biri düştüğünde gülmeyi değil, az önce arkadaşlarımın bana yaptığı gibi düşene el uzatmayı vaat ettim. Kimseyle alay etmeyeceğim. Kimseyi ezmeyeceğim dedim. Hepimiz dost olalım. Şu okulu güle oynaya bitirelim dedim. Ama gördüm ki siz bunları çocukça buluyorsunuz. Peki öyleyse siz nasıl isterseniz öyle olsun. Eyvallah. Hahaha.